kanlı mı, kansız mı olacak? Amerika ve CHP'den karanlık senaryolar. Amerika ve CHP kanadından tuhaf açıklamalar geliyor. Foreign Policy dergisinde bir yazı yazan Steve E. Cook, reisin sağlığıyla ilgili spekülatif laflar etti. Neyse ki başkanın sağlığı yerinde. Belki de bu senaryolar Erdoğan'a yapılacak komploların habercisidir. FETÖ'nün kaçak elemanları Ankara kulislerinde bu senaryoları konuşuyor örgütün en tehlikeli bölümü bu uyuyan hücreleridir. FETÖ ne zaman talimat verirse uyanır ve aldıkları emri yerine getirirler. Hepsi bu şekilde programlanmış birer mankuttur. Bu hücreleri etkisizleştirmeden FETÖ'nün eylemleri bitmez. 15 Temmuz'da örgüt devlet ele geçirmek için kanlı bir darbe yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu katil FETÖ'cüleri affedeceğini söylüyor. Herif FETÖ'cüleri serbest bırakarak iktidar olmayı umuyor. Dahası var. CHP'li tüm başkanlar 2023 seçimini garantiye almak için FETÖ ve PKK'lılarla işbirliği halinde. Sözün kısası Millet İttifakı emperyal güçlerin taşeronudur. Suriye'deki PKK PYD benzeri Amerika taşeronu bunlar. CHP toplumun fayatlarıyla oynuyor. Halkın oylarıyla iktidara gelemeyeceğini bilen Bay Kemal sürekli toplumun fayatlarıyla oynuyor. Geçenlerde yine tuhaf bir açıklama yaptı. Sıradan bir iktidar değişimi olmayacak dedi. Milletin iradesine ipotek koydu. 24 Haziran öncesinde FETÖ sufresiyle üstü kapalı mesajlar vermişti. Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum demişti. Demokrasilerde iktidarın nasıl değişeceği bellidir Kemal Efendi. İktidarı sandıktan çıkan oylar belirler. Siz nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Kanlı mı, kansız mı olacağını da söyleyin bari. Velhasıl CHP memleketin hayrına olan her şeye karşıdır. Dikkat edin, memleketi kalkındıracak bir tek projeleri yoktur. Barınamıyoruz provokasyonu. 18 yıllık AK Parti iktidarında yüzlerce yurt yapıldı. Dünyada kamuya ait en fazla yüksek öğretim yurdu Türkiye'dedir. Buna rağmen CHP barınamıyoruz sözü üzerinden öğrencileri provoke etmeye kalktı. CHP'li Engin Özkoç ise provokatörlere sahip çıktı. Bu kafa 1960 ihtilali öncesinde de aynısını yaptı. İktidar öğrencileri kıyma makinelerinden geçirip tavuk yemi yapıyor yalanı da CHP'ye aitti. 27 Mayıs darbesinden önce çıkan öğrenci olaylarının arkasında CHP'li Orhan Birgit vardı. Birgit itiraflarında öğrencilerin gösteri yapmalarını istiyorduk. Katiller, diktatörler diye bağıracak, nümayiş yapacaklardı demişti. Dediklerini fazlasıyla yaptılar. Ayrıca Bayram Müjdat Gezen'le ötekileştirici Uğur Dündar, AK Parti ve seçmenine hakaretler yağdırdı. Geldikleri gibi giderler, bunlar Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile geliriz dediler. Müjdat Efendi lafı ters tepince seçimle giderler kıvırması yaptı. Bu iki çapulcu AK Parti'ye oy veren milyonları düşman ilan etti. Gezen ve Dündar'ın söylediği sözler, halkı kutuplaştırmaya ve ötekileştirmeye yöneliktir. Bunlar milletin yarısından fazlasının oyunu almış Erdoğan ve arkadaşlarına işgalci diyor. Kısacası alçaklıkta zirve yaptılar. Mimarlar Odası ödül töreni. Mimarlar Odası Fondoş Medya'dan terör medyasına kadar herkese ödül verdi. Jin TV, Fox, KRT, tele 1, Halk TV, nokta TV, Sol TV, Sözcü, Evrensel, Cumhuriyet Anka, AFP, Docevelle, Gazete Duvar ve Medyascope. Amerika'nın uşakları ihanet için birbiriyle yarışıyor. Nokta. Ersin Ramoğlu, Sabah. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.